Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın dikkatle izlediği ziyaret için Ukrayna'ya gidiyor. Lviv'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelecek. Peki masada neler var? Bu detayları alacağız şimdi. Habertürk ekibinden Esra Nehir bizi bekliyor. Esra, Cumhurbaşkanı uçağı harekete geçti mi ve gündemde ne var? Hepsini senden dinleyelim. Sena Alkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan araç biraz sonra, evet, ekranlara da getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan tur uçağıyla Polonya'nın Lviv kentine gidecek. Evet, sıcak çatışmaların yaşandığı Ukrayna'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez ziyaret etmiş olacak. Hatırlanacaktır, savaşın başlamasına birkaç hafta öncesinde 3 Şubat'ta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'daydı. Ukrayna'nın Kiev kentindeydi, ancak o dönemki gerginlik savaşa dönüştü. Ve 6,5 aydır da dünya Ukrayna-Rusya savaşını konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hava sahasının kapalı olması nedeniyle Polonya'ya gidecek. Polonya'dan karayoluyla Lviv kentine geçecek. Bugünkü programdan hemen bahsetmek istiyorum. Yerel saatle 14.30'da anıt mezarı çelenk bırakacak. 15'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin 45 dakika planlandığını da söyleyebilirim. 16'da ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile üçlü görüşme gerçekleştirecekler. 17'de bu kez 3 isim kameralar karşısına geçecek. Ortak basın toplantısı düzenleyecek. Gündemde elbette ki önemli başlıklar var. En sıcak başlık 6 aydır devam eden savaş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'e Rusya ile çözümün diplomasi yoluyla olması gerektiğini, bunun için müzakere masasının açık tutulması gerektiğini iletecek. Türkiye bu süreçte arabuluculuk dahil pek çok adım attı. Aslında hem Rus lider Putin'le hem Zelenskiy ile 9'ar kez telefonda görüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'le son bir ayda 2 kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. İşte Şubat ayından bu yana ikinci görüşmesi olacak Zelenskiy ile. Cumhurbaşkanı Erdoğan kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil her türlü ihtiyaç duyulan desteği sunmayı hazır olduklarını iletecek ve liderleri bir kez daha İstanbul'a davet edecek. Bir başka başlık, üçlü zirvenin özellikle önemli başlığı tahıl koridoru olacak. Tahıl koridorunun sonrası için ve mevcut durumla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de, hemen programını aktarayım, yarın Odessa Limanı'na geçecek, incelemelerde bulunacak. Cumartesi günü ise İstanbul'a gelecek, müşterek koordinasyon merkezini ziyaret edecek. Görüşmelerin başlıkları elbette ki sadece savaş, arabuluculuk değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden heyetteki isimlerden de anladığımız kadarıyla Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiğini söyleyelim. Bu isimlerden anladığımız kadarıyla tarım, ekonomide ve savunma sanayisinde işbirliği konuları da gündemde olacak. Yine gündemde olmasını beklediğim bir diğer başlık, Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı esir takası, Türkiye devreye girebilir mi? Bir arabulucu yine bu noktada rol üstlenebilir mi? Bu konunun da gündemde olacağını söyleyebiliriz. MİT Müsteşarı, MİT Başkanı Hakan Fidan da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerden. Aslında savaşın başından bu yana, 24 Şubat'tan bu yana Fransa, Almanya, İtalya, Romanya, Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya'nın devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi. İşte Avrupa dışından ilk ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını söyleyebiliriz. Oldukça önemli bir ziyaret olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti taşıyan tur uçağı biraz sonra kalkacak Esenboğa Havalimanı'ndan ve dünyanın gözü o önemli zirveye çevrilecek diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Habertürk ekibinden Esra Nehir aktardı.